Arkadaşlar tekrardan hepinize merhabalar. Bu videomuzda görünür güç ve güç faktörü ile ilgili bir örnek çözeceğiz. Şimdi sorumuzu ben öncelikle bir çevireyim sizler için. Sorumuz diyor ki arkadaşlar seri bağlanmış bir yükümüz varmış ve bu yükümüz IT olarak verilen akımı çekiyormuş ve bu sırada e, uygulanan voltaj da VT olarak verilmiş. Ve bize görünür gücü ve güç faktörünü bulmamız isteniyor. Tabi bu görünür güç ve güç faktörü yüke ait değerler. Bunun dışında arkadaşlar seri bağlı bir yük demiştik ya. Bu yükün arkadaşlar element değerleri sorulmuş bize. Yani seri bağlı bir yük var ama bunun içindeki direnç, kapasitör, bunların değerleri nedir, indüktör, bunların değerlerini bulabilir misin denmiş. Tamam bu çok kolay bir soru. Şimdi her şeyden önce arkadaşlar ne ile başlayalım? Güç faktörü ile. Güç faktörünü bir S ile gösteriyorduk değil mi? Ve bunun tanımı neydi? V RMS çarpı I RMS idi. Ve burada arkadaşlar şunu da belirtebiliyorduk. Burada VA neydi? Bunun birimiydi. Bizim burada sahip olduğumuz görünür gücün birimi VA idi. Ve arkadaşlar bu noktada biz neyi biliyoruz? Ben bu V RMS I RMS'i bu denklemlerden bulabileceğim gibi. Şunu da yapabilirim yani bu V RMS I RMS dediğim şeyleri şu şekilde ifade edebilirim. Bakın V RMS yerine ne yaparım? Vm bölü kök 2 yazarım. Veya I RMS yerine ne yaparım? Im bölü kök 2 yazarım. Bu şekilde de elde edebilirim yani. Peki bunu bu şekilde elde etmeye çalışırsam ne olur? Vm diyorum. Bu nedir arkadaşlar? Voltajın peak değeri. Bakın 120. bunu yazdım. Daha sonra Im diyorum. Bu da akımın peak değeridir. Bakın 4 çarpı 4 dedim. Bölü bu kök 2'leri de çarptığım zaman burada 2 elde ettim. 480 bölü 2'den 240'ı elde etmiş oldum. Buradaki birimimiz nedir? Volt amper. Bunu hiçbir zaman unutmayalım arkadaşlar. Yanına da yazalım. Volt amper. İşte bu bizim görünür güç değerimiz. Tabii ki buraya da şu şekilde görünür güç olarak not düşelim. Şimdi sorunun bir kısmını tamamladık değil mi? Görünür gücümü biliyorum artık. Bakın burada bana görünür gücü bul demişti. Bunun üstünü çizebilirim artık. Peki güç faktörünü nasıl bulacağım? Güç faktörü için de şunu söylemiştik. Güç faktörü dediğim şey arkadaşlar pf ile yani İngilizce gösteriminden dolayı pf ile gösterdiğimiz bir şey. Bunu da nasıl hesaplıyorduk? Bakın kosinüs teta v eksi teta i olarak. Buradaki teta ve eksi teta i nedir arkadaşlar? Bizim için voltaj ve akım arasındaki faz farkı. E bu durumda bakıyorum ben sorumuza. Voltajımızın arkadaşlar fazı eksi 20. O zaman şu şekilde yazalım bakın. Kosinüs dedim. Eksi 20. Eksi. Akımımızın fazı da eksi 10, der e, 10 derece ama eksi ile beraber eksi 10 derece yaptı. Yani buradan kosinüs eksi 30'a ulaştık. Ve bu da bizim için ne oldu? 0.866 oldu arkadaşlar. Peki güç faktörünün birimi nedir? Güç faktörünün birimi yoktur. Onu da şöyle yazalım. Birim yok. Tamam gayet iyi devam ediyoruz. O zaman bu noktada şöyle bir şey yapalım. Sorumuzun ikinci kısmını da tamamladığımıza göre üçüncü kısmını nasıl yapabiliriz onu düşünelim. Bize denmiş ki bu element değerlerini bulabilir misiniz? Burada çünkü neyimiz var bizim bir tane yükümüz var ve bu yükün içinde elemanlar var değil mi? Farklı farklı elemanlar var. Bunların eleman değerlerini bulabilir misiniz? Şimdi arkadaşlar bu yükteki eleman değerlerini bulabilmek için ne yapmamız lazım? Bir kere empedans bilgisine vakıf olmamız lazım. Yani empedans değerini ben bilmeliyim ki bu yükün. Ona göre değerlendirmeliyim. Neden? Çünkü benim şöyle bir bilgim daha var. Bakın size herhangi bir zaman bir empedans değeri standart formda ki bu karmaşık sayıya karmaşık sayı olarak standart formda verildiğinde aslında bu nasıl gösterilir? Bakın R artı J X olarak gösterilir değil mi? E bu R kısmı zaten nedir arkadaşlar? Dirençtir. Yani siz empedansınızı elde ettiğinizde o empedansın reel kısmı size direnç değerini direkt olarak verecek. Bakın bir elemanın değerini hemen buluverdim. Peki bu X kısmı nedir arkadaşlar? X kısmı da reaktans dediğimiz bir şey hatırlıyor muyuz? E bu da nereden geliyordu? Kapasitör ve indüktörlerden geliyordu. E işte biz bunun üzerine biraz daha düşündüğümüzde ne yapabiliriz? Zaten elimizde bu devrenin açısal frekansı var. O zaman kapasitörün değerini de bulabiliriz. O zaman empedansın değerini bulabilmek adına buraya Z eşittir V bölü I diyorum. Burada, bu da nedir arkadaşlar? Voltajın fazörü bölü akımın fazörü. Şimdi voltajın fazörü büyüklüğü 120 olacak. Faz açısı eksi 20 derece arkadaşlar. Akım için gidiyorum şimdi de. Büyüklüğü 4 faz açısı da eksi, pardon 10 derece. Böyle yazdığım zaman bakın sonuç ne çıkıyor? 30'a Eksi 30 derece çıkıyor değil mi? Ve burada şunu fark etmenizi istiyorum arkadaşlar. Biz size geçen derste çok kritik bir bilgi vermiştik. O da neydi? Bizim güç faktörü açımız ile empedans açımız aynı demiştim. Bakın güç faktörü açım burada, empedans açım burada. Bakın ikisi aynı. Bunun da notunu buraya düşelim. Aynı diyelim. Peki şimdi empedansı bu şekilde bulduk. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu standart forma almamız gerekiyor arkadaşlar. Standart forma alırken de bakın şöyle polar formda 30'a eksi 30 olarak belirtmiştik. Ne yapacağız? 30 çarpı kosinüs eksi 30 daha sonrasında da j 30 çarpı sinüs eksi 30. Buradan da ben direkt hesabı vereyim. Bakın 25.98 eksi j15 elde ederiz. Bu da ne demek? Şu kısım bizim için direnç kısmı yani reel kısım bize direkt direnç değerini verecek. Fakat bu kısımda biraz daha konuşacağız. Onun için şöyle yapıyorum. Bu seri bağlanmış yükün direnç değeri 25.8'dir. Bu su götürmez bir gerçek. Peki arkadaşlar buradaki j15 nedir? Şimdi biraz bunun üzerine konuşalım. Bir sonraki dersimizde de olacak ama şöyle bir ufaktan çıt atayım arkadaşlar. Eğer daha önceden de bahsettik mi bilmiyorum ama eğer buradaki reaktans değerimiz arkadaşlar negatif ise bu ne demek? biliyor musunuz? Bizim kapasitif bir devremiz var. Ve eğer arkadaşlar buradaki reaktans değeri pozitif ise bizim indüktif bir devremiz var. Hocam bunu nasıl anlayabiliriz ki? Bakın şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Sadece bir tane kapasitörümüz olsa değil mi? Bunun empedansı hep eksili çıkıyor. Mesela eksi J5 çıkıyordu da, değil mi? Bunun hesabını da önceki derslerde gösterdiğimi düşünüyorum. Göstermediysem ilerleyen derslerde göstereceğimdir. O yüzden göstermemişimdir. Şu an için hatırlamıyorum. Ama mantıken yani düşündüğünüzde bunun eksi j5 çıkmasının şöyle bir sebebi vardı mesela. 1 bölü j omega c'yi araştırıyorduk biz değil mi? Kapasitör için, empedans olarak düşündüğümüzde. Ve arkadaşlar burada bizim amacımız nedir? Burada paydada bizim herhangi bir kompleks birimimizin olmamasıdır. O zaman paydayı bakın j ile çarptığımda ne elde ederim? j bölü j kare omega c. E zaten omega c arkadaşlar bunlar doğal sayılar. Bunların negatif olma gibi bir durumu yok ama j kare negatiftir. E burası burayı eksi 1 yapar çünkü. E o zaman ben ne elde ettim? Bakın eksi j bölü omega c. İşte bu ne olmuş oldu aslında. Benim sanal kısımda negatif bir değer elde etmeme sebep oldu. Ama indüktörünüz olduğu zaman bu her zaman J2, J3, J5 gibi değerler olur. Neden? Çünkü indüktör için biz biliyoruz ki empedans değeri J omega L arkadaşlar. Burayı negatif yapabilmeniz için ya aslında bunu negatif yapabilmenin bir yolu yok değil mi? Çünkü omega'yı negatif yapamazsınız. Eksi frekansınız olamaz. Eksi e, indüktansınız olamaz. Burası da her zaman pozitif çıkar. O yüzden sanal kısımda reaktans eğer eksi ise kapasitif bir devre artı ise indüktif bir devreniz vardır. Bunu da aklınızda bulundurun. Ve bu da aslında şöyle bir mantığa da dayanır. Bakın bir hile daha vereyim. Biliyorum soru çözüm videosu uzadı ama eksi de kapasitif ya arkadaşlar. Düşündüğünüzde o zaman ben bunu hani standart formda elde etmesem de mesela şu şekilde bir formda elde etsem polar olarak teta desem. Burada da arkadaşlar eğer teta negatifse bakın teta eğer negatifse bu yine kapasitiftir. Ama eğer arkadaşlar teta değeriniz pozitif ise bu da indüktiftir. Hocam bunu nereden anlıyoruz derseniz bakın şu şekilde bir konuşalım. Şimdi normalde biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Biliyorum uzadı biraz ama önemli olduğunu düşündüğüm için uzatmak durumunda kaldım. Buradaki polar formu z çarpı kosinüs teta artı z artı c z çarpı sinüs teta olarak ifade ediyoruz değil mi? Eğer burada teta büyüktür sıfır olursa ne olur arkadaşlar? Bu kısım pozitif çıkar değil mi? Bu kısımda yine pozitif çıkar. Yalnız teta küçüktür sıfır olursa bakın bu kısım yine pozitif çıkar. Bu kısım negatif çıkar. Hocam ne alaka derseniz zaten buradaki z'nin arkadaşlar negatif olma gibi bir durumu yok. Burada kosinüs teta ve sinüs teta bu ifadeyi negatif yapan şeyler. Ve farkına varmanız gereken şey kosinüs teta'nın arkadaşlar bir çift fonksiyon olmasıdır. Ve kosinüs teta çift fonksiyon olduğu için kosinüsün içinde eksi 30 ile kosinüsün içinde artı 30 size aynı değerleri verir. Fakat sinüs aynı durum yok mesela. Sinüs eksi 30 neye eşittir arkadaşlar? Eksi sinüs 30'a eşittir. İşte bunların arkadaşlar kritik farkından dolayı şunu da söyleyebilirsiniz. Ben polar formunu elde ettiğim zaman bir empedansın. Eğer açı negatif çıkıyorsa bu kapasitif bir devredir. Ama açı pozitif çıkıyorsa bu indüktif bir devredir. Evet bunları yaptıktan sonra şurada R değerimizi bulmuştuk. E hemen o zaman kapasitörümüzün değerini bulalım. Kapasitörümüzün değerini nasıl bulabiliriz arkadaşlar? Bu aslında ta bu kursun en başında konuştuğumuz bir şeydi. Normalde biz eğer bu reactance kısmının ki şöyle xj olarak ifade edelim. 15 olduğunu biliyor isek eksi 15 tabii ki eksi 15 olduğunu biliyorsak buna ne diyebiliriz bu aslında kapasitör için eksi 1 bölü omega c'dir değil mi bazen böyle yazınca öğrencilerin kafası karışıyor şöyle de yazabilirsiniz yani eksi c 15 deyip eksi c bölü omega c deyip bakın şimdi sağ tarafta göstereceğim hemen yukarı çıktım şu formüle de kayabilirsiniz arkadaşlar Tamam şimdi bunu biliyorsak ne diyebiliriz? Burada zaten omega değerini de biliyoruz değil mi? Evet biliyoruz ama benim onu bir daha hatırlamam lazım. 100 pi imiş arkadaşlar. E bunu da bildiğimize göre ben şu şekilde ifade edebilir miyim bunu? Geldim şuraya dedim ki eksi 1 bölü 100 pi çarpı bilmediğim bir kapasitans değeri bu şekilde ifade edilecek. Burada baktığınızda ben her şeyi biliyorum. Tek bilinmeyen kapasitans. Buradan da arkadaşlar kapasitans değerimiz 212. Ups 212.2 mikro farad çıkar. Yani bu ne demek? Aslında bizim baştan beri bahsettiğimiz yük şöyle bir şeymiş arkadaşlar. Bir tane direnç varmış, bir tane kapasitör varmış. Direncin değeri 25.98 olmuş ve kapasitörün değeri 212.2 mikrofaradmış. İşte sorumuzun son partının cevabı da bu olmuş oldu. Bundan bir sonraki videomuzda hatta bundan sonraki 3 videoda da arkadaşlar görünür güç ve güç faktörü üzerine yoğunlaşacağız. O videolarda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti çekidir.